Herkese merhabalar. Çözümleme ve bilimsel gösterim konumuzla beraberiz. Üstü ifadelerde çok önemli bir alt başlığa geldik. Gerçekten de Tonguç evladım benim. Bu derste senle beraber üstü ifadeleri bitiriyoruz. Üstü ifadeler tarihe karışıyor inşallah. Hazır mısın dersimize? Hazırım hocam. Şimdi senle beraber çözümleme ve bilimsel gösterime bakacağız. Bu konudan LGS'de kaç soru gelir hocam? Bu konuda hemen sana göstereyim gerçekten de bu konudan LGS'de bak evladım benim. Bir kere geçen sene LGS'de sadece birinci dönem konuları vardı biliyorsun. Ama gerçekten de birinci dönem konularından çok fazla soru geldi. Üstü ifadelerin beş Tane soru geldi. Peki biz bu konuda normal sınavda 2023 olmasaydı 2022'den kaç tane soruyla muhatap olacaktık? Her sene istisnasız hiçbir zaman sekmedi bu her sene bir tane çözülmeme sorusu var her sene imkansız çıkmadığı sene yok ve diğerinden de bilimsel gösterimden de diğer konuların içinde gelebiliyor dolayısıyla bu konudan aslında bu dersimizden matematikteki bir buçuk sorudan sorumluyuz diyebiliriz üstü ifadeleri bitiriyoruz üstü ifadeleri işlemler en fazla çıkandı bu da kesinlikle bir tane sorunun geldiği ama bilimsel gösterimde diğer soruların içinde geldiği için önemli olduğu bir konu alt başlığı diyoruz ve hadi bakalım Bakalım Mars'a yolculuğumuza başlıyor evladım benim. Kızıl gezegen Mars. Evet, tebrik ediyorum. Kızıl gezegen. Neden kızıl gezegen demişiz? Çünkü kızıl olduğu için, kız kırmızı olduğu için. Peki, evet, mesela burada bir tane arkadaşımız bakıyor bak dikkat et. Uzaklığa bak. Tabelaya sığmamış diyor. 225 milyar metre. Mars pek uzakmış hocam. Evet, gerçekten uzak gerçekten dediğin gibi. Peki, Tonguç evladım benim. Biz eğer bu kadar mesafeyi böyle yazarsak Tabelaya sığmıyor. Ve gerçekten de hani çok uzun mesafeleri böyle bir, bir sürü sıfırla bol sıfırla göstermek yerine biz bazı yöntemler geliştiriyoruz. İşte çok büyük sayılar, çok küçük sayılar dediğimiz konu başlığına geliyoruz. İşte bunları beraber önce senle beraber aynı zamanda bunların bilimsel gösterimi bilim camiasında bunlar nasıl e, şey yapılıyor, konuşuluyor biliyor musun Selam Bey? Bilmiyorum hocam. Aynen tamam bilmiyorsun ama öğreneceksin merak etme... ...bilimsel gösterimi öğreneceğiz hep seninle beraber... ...ve aynı zamanda Tonguç Eylül Hanım Bey'im... E, ...çok büyük, çok küçük dönüştürmenin yanı sıra... ...bir de çözümleme dediğimiz... En önemli kısım yani her sene LGS'de bir tane kendine münhasır sorusunun olduğu çok önemli bir kısmı öğreneceğiz ve hadi bakalım Tonguç Kapımızda programlı bir şekilde planlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Süper gidiyor her şey. Sen hangi takımdasın? Hızlı lazım? baykuşlar hocam. Hızlı baykuş yok evladım benim ne alakası var? Hızlı çıta mısın? Bilge baykuş. Hızlı, Hızlı çıtalar. Harikasın. Hızlı çıtaları gerçekten tebrik ediyoruz. Çok güzel gidiyorlar ama şimdi seninle beraber Tonguç Kap'ta gün gün ilerlemeye devam ederken tabii ki ödevlerimiz görevlerimiz var. Mutlaka bu görevleri tat uygulamasından girmeyi ihmal etme. Tat uygulamasından girmeyi de birazdan sana göstereceğim zaten. 0.8 sayısal kitabımızdan Tonguç benim. sayfa 38-43 arasını çözmeni istiyorum. 38-43 arası zaten matematik kısmındaki buradaki bilimsel gösterim ve bizim istediğimiz kısımlara geliyor. Ondalık gösterimleri çözümleme ki çok önemli. Çok büyük, çok küçük sayılar. Aynı zamanda bilimsel gösterim buraya kadar yapmanı istiyorum. Buradaki çözümleri yapamazsan eğer, soruları çözemezsen, buradaki çözümlerden de tat uygulamasının çözümlerinden de yararlan çözüm videolarını izleyebilsin. TAS uygulamasında T23, T24, T25 T26, T27, T28 testleri buradaki testleri de çözebilirsin de evladım benim. Peki Dinamo'ya baktığımız zamansa Dinamo'dan da test 9 ve 10'u çözmeni istiyorum. Dinamo matematikte test 9 ve 10 burada da yazıldığı gibi. Burada görüyorsun Tomuç Eren Bey. Burada iki tane testimiz var. Buradaki sorular birazcık daha kazık. Buradaki sorular birazcık daha e, hani normal düzeyde ama dijital sorularımızda ihmal etme diyorum ve Zoru Bankası'ndan da son ödevimiz test 16 17 diyorum ve artık hemen dersimize geçiyoruz. Bu iki tane testi çözmenizi istiyorum. Çok güzel yeni nesil sorular var. Bu tarz sorular geliyor zaten sınavda. Asla şu tarz böyle incecik sorular gelmiyor. Böyle birazcık daha kurgu içinde sorular geliyor. O yüzden lütfen dikkat et. Mesela bu tarza bir tarla sorusu vermiş veya bir halı dokuma sorusu var mesela. Gerçekten gerçek yaşam durumları içeren sorular LGS sınavında, özellikle yeni nesil sorularda geliyor. Bunları mükemmel bir şekilde öğreneceksin ve unutma aylık denemeler, Eylül denemesini mutlaka TomucakEdim.com'dan yapmayı ihmal et etme burada seni denemen bekliyor. Eylül denemesini yap ki seviyen nedir görelim beraber. Bir kere bugün dersimizde Tonguç Erhan Bey senle beraber neler öğreneceğiz ama öncesinde bir intromuz gelsin sonra dersimiz başlıyor. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Evet bugün dersimizde ilk başta en önemli şeylerden bir tanesi çözümleme öğreneceğiz. Gerçekten inanılmaz önemli ve çözümlemede LGS'de çıkmayan herhangi bir sene yok. Çözümlemeyi çok seviyor e, e, kitap şey LGS'yi yazan arkadaşlarımız. Dolayısıyla çözümlemeyi çok iyi ve bunu da yaparken altı çizgi metodu denilen çok güzel bir taktik öğreteceğim sana. Ve bu taktikle asla soru kaçırmayacaksın. LGS çıkan bütün sorular bu taktikle çözülüyor mesela. Aynı zamanda çok büyük çok küçük sayılara bakacağız. Mesela dünya ile Güneş arasındaki mesafe 147 milyon kilometreymiş Tonguç evladım benim. Dünyada Güneş epey uzakmış evet, hocam. Gerçekten bayağı uzak. Peki bu kadar mesafeyi ben işte nasıl böyle bir bol sıfırla göstereceğim ve çok büyük çok küçük sayılarla 147 çarpı 10 üzeri 6 kilometre diye gösterebiliyorum. Daha kısa yazabiliyorum. İşte bunları beraber öğreneceğiz. Hatta daha küçük sayıları da nasıl yaptığımızı beraber öğreneceğiz diyorum ve en sonunda da bilim insanlarının kendi aralarında iletişim için nasıl aslında üstü sayıları kullandıklarını özellikle onun kuvvetlerini kullandıkları ve bunu yaparken bilimsel gösterim diye bir şey uydurduklarını ve bununla birbirleriyle daha rahat konuşabildiklerini nasıl mesela dillerle birbirimize konuşuyorsak bilimsel gösterimde aslında üstü ifadelerle yazılan ve bilim insanlarının kendi aralarında konuşabilmesi için yaptıkları bir icat. Şimdi bunu da öğreneceğiz sonuç olarak benim çok güzel bir ders, çok güzel bir şekilde geçecek ve bütün bunları öğrendikten sonra peki sence bu konuları öğrendiklerini nasıl test edeceksin? Tabii ki kitaplarımızdan görevlerini yapacaksın ama öncesinde herkese açık yani kitapları olmayan arkadaşlarımıza da açık bir şekilde meydan okumalarımız bu sene geldi. Bu konuyu öğrendim diyorsan eğer o zaman senle beraber hadi bakalım meydan okumayı yapalım. Ee, burada patates mi olacaksın yoksa kumpir mi olacaksın Bilal beyim? Ne patates ne kumpir olmak istiyoruz hocam. Evet tebrik ediyorum. Patates kızartması da olabilirsin bu arada. Ama senle beraber e, meydan okumayı yapacağız. Meydan okumada beş tane sorumuz var. Bu konuyla alakalı beş tane yeni nesil soru var. Ve bunları yapabilirsen eğer bu konuyu öğrenmişsin demektir. Hadi bakalım patatese yarışmaya devam et. Ama tat uygulamasının güncel olmasına dikkat et. Tat uygulamasını hemen şöyle alalım buradan. Tat uygulamasına giriyorsun Tonguç Elal Bey'im. Sonra aşağıya güncel uygulamanın güce olup olmadığına dikkat et. Aşağıya Tonguç kap butonu geldi. Tonguç kapa tıklıyorsun. Ardından burada meydan okumaya tıklıyorsun. Meydan okumaya tıkladıktan sonra da meydan okumaya tıklıyorsun. Ardından e, ilgili dersi seçiyorsun. Hangi dersi yapıyoruz şu anda? Matematik dersini yapıyoruz. Matematik filtresini seçtikten sonra ardından ne yapıyorsun? İlgili bizim bizim bugünkü dersimizde 8 mat 7. 8 mat 7 testimizi buluyorsun. Bu videomuzun testini yaptığın zaman artık öğrendiklerini test etmiş olacaksın. Hadi bakalım bakalım o zaman böyle teker teker soruları yaparak geçiyorsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi çözümleme ile hadi bakalım başlangıcımızı yapıyoruz. Bir kere bizim eskiden öğrendiğimiz ve bildiğimiz bir şeydi bu. Mesela 527'yi yazdığım zaman ben bu 7 hangi basamakta Tonguç Eladım benim? Birler. Harikasın. Bu 7 birler basamağıydı çünkü en sağdaki basamağımız. Peki bu 2 hangi basamakta Eladım benim? Onlar. Harikasın. Onlar basamağıydı ve bunu da yazdık. Ardından bu beş hangi basamakta evlenmeyelim? Yüzler. Harikasın. Yüzler. Bunları zaten biliyorduk biz. Ondan sonra ne geliyordu? Binler, on binler, yüz binler. Ondan sonra e, milyonlar, on milyonlar, yüz... Böyle gidiyordu. Şimdi... Burada ise bir de basamak değeri var. Yani bu 7'yi ben basamak değerini bulurken 7 çarpı 1 yazıyordum o da 7 çıkıyordu. Veya bu 2'nin basamak değerini bulurken 2 çarpı 10 yazıyordum o da 20 çıkıyordu. Bu 5'in basamak değerini bulurken 5 çarpı 100 yazıyordum o da 500 çıkıyordu. Yani basamak değerleri de bunlarda aslında. İşte biz bunları bulurken aslında e, bu 1 olurdu. 10, 100 diye sayılarla çarpıyorduk yani basamağın hangi basamak olduğuna dikkat ediyorduk ve 527'yi yazarken biz aslında şöyle yazıyorduk evladım benim 5 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 artı 7 çarpı 1 diye yazıyorduk ki bu yüzler basamağındaydı bu onlar basamağındaydı bu da birler basamağında olduğu için işte biz onun kuvvetlerini öğrendiğimiz için artık bunları üstü çözümleme şeklinde yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Gösteriyorum. Onun kuvvetleri neydi? 10 üzeri 0 kaç devralım benim? 1 hocam. Harikasın. 10 üzeri 1. 10 hocam. Harikasın. 10 üzeri 2. 100 hocam. Harikasın. 10 üzeri eksi 1 nedir dediğim zaman da. 1 bölü 10 hocam. Harikasın. 1 bölü 10. 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10'du. Onun kuvvetlerini eksi kuvvetlerin tepe taklak yaptığını görüyorduk. Bunun altında görünmez bir 1 vardı. 1 bölü 10. Peki 10 üzeri eksi 2'de 1 bölü 100. 10 üzeri eksi 3, 1 bölü 1000 hocam. Harikasın, 1 bölü bin diyorum. Peki bunların hepsini yaptıktan sonra diyorum ki, ya kardeşim, onun kuvvetlerini biliyoruz zaten bunları öğrenmiş, zaten bunları daha önceki senelerden biliyorduk. Peki o zaman ben 100 yerine 10 üzeri 2 yazamaz mıyım? Tak. Ee, 10 yerine 10 üzeri 1 yazabilir miyim? Tak bir yerine 10 üzeri 0 yazabilir miyim? İşte 5 çarpı 10 üzeri 2 artı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri 0 diye yazdığım anda aynı şeyi yazmış oluyorum. Aslında bunu öğreniyoruz şimdi seninle beraber. Ondalık sayıları çözümlemede ilk başta şunu e, odaklamamız gerekiyor. Virgülle virgülün solundaki kısma biz tam kısım adını veriyorduk. Sağındaki kısmında ...ondalık kısım adını veriyorduk. Şimdi tam kısımdaki basamakları zaten biliyoruz. Bu beşin olduğu yer birler basamağı. E, ikinin olduğu yer onlar basamağı. Tamam bunları yazdık. Peki bu üçün olduğu yer neydi? Onda birler basamağı. Onda birler. Peki sekizin olduğu yer yüzde birler. Yüzde birler. Yedin olduğu yer binde birler basamağı. Bunlar zaten daha önceden bildiğimiz şeylerdi. Peki tam kısım ve ondalık kısımdaki basamakları öğrendik. Peki burada artık bizim için şöyle bir şey var. Bunu nasıl çözümleyeceğiz? Şimdi ben ikiyi bir kere onlar basamağında olduğu için onla çarpmam gerekiyor. Ama 10 dediğimiz şey aslında benim için 10 üzeri birdir artık. Mesela beşi birle çarpmam gerekiyor birler basamağında olduğu için. Ama beş bir dediğimiz şey 10 üzeri sıfırdır benim için artık. Yani onun kuvvetleri şeklinde yazıyorum. Zaten üssü ifade çözümlemesi aslında bunu gerektiriyor. Zaten biz bu konuyu üstü ifadelerin içinde öğreniyoruz. Dolayısıyla onun kuvvetleri şeklinde yazıyorum. Bak 10 üzeri 1, 10 üzeri 0. Onda birler dediğimiz şey de aslında 10 üzeri eksi 1 demek. 10 üzeri eksi birler basamağı demek. Yüzde birler 10 üzeri eksi 2. Binde birler 10 üzeri eksi 3. Böyle devam ediyor. Yani aslında hep onun kuvvetleri şeklinde yazabilirim. Bak hemen 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı e, 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum ve aslında bunun Türkçe açıklaması şu. Yani burada yazdığım sayı aslında 2 çarpı 10 artı 5 çarpı 1 onlar basamağı birler basamağı ya artı 3 çarpı 10 e, pardon 3 çarpı. 1 bölü 10 artı 8 çarpı 1 bölü 100 artı 7 çarpı 1 bölü bin diyorum. Yani binde bir, yüzde bir, onda bir. Onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı şeklinde yazıyorum. İşte üssü çözümleme de bu şekilde onun kuvvetleri şeklinde yapılıyor diyoruz. Gel bakalım birazcık alıştırma yapalım sana. Bebe. Yukarıda verilen eşitliğe göre Demiş ki üçgen artı kare artı yıldız nedir diye soruyor bize. Bir kere hemen şuraya bakalım. 20,034 demiş. Bir kere bu onlar basamağı, bu birler basamağı, bu onda birler, bu yüzde birler, bu binde birler. Ya kardeşim o zaman 2 çarpı 10 üzeri 1 diyeceğim. Onlar basamağı olduğu için. Artı 0 çarpı bir şey yazmaya gerek yok. Gerek yok. 0 çarpı bir şey yazmaya gerek yok. Ama bu 3 çarpı 10 üzeri bir kere ne olması gerekiyor? Ee, bak. Hemen şöyle. Buradaki kolay yöntem de şu. Buna 10 üzeri 0 lar basamağı olduğu için 10 üzeri 0 yaz. 10 üzeri 1. E, Burası 10 üzeri eksi 1. Burası 10 üzeri eksi 2. Burası 10 üzeri eksi 3. O zaman tak diye 3 ile 10 üzeri eksi 2'yi çarpman yani yüzde birler basamağını çarpman gerektiğini anlıyorsun. 4 ile de 10 üzeri eksi 3 çarpman gerektiğini anlıyorsun. Bize ne soruyor? 2 çarpı 10 üzeri üçgen demiş. E üçgen dediğimiz şey o zaman birdir. E, bilmem ne çarpı kare çarpı 10 üzeri eksi 2 demiş. O zaman bu şu zımbırtı karedir. E, 3 yani karedir. Mesela 4 çarpı 10 üzeri yıldız demiş. E, bu yıldız dediğimiz zımbırtı da e, eksi 3'tür. Bize ne soruyor? Bunların toplamını yani 1 artı 3 artı eksi 3 demiş. Zaten bunlar sıfır eder ve cevabımızın 1 olduğunu net bir şekilde buluyoruz. Şimdi geldik altı çizgi metoduna en önemli kısımlardan bir tanesi. Gerçekten de çözümleme deyince aklımıza bunun gelmesi gerekiyor. Altı çizgi metodu diyor ki bir sayının çözümlenmiş hali verildiyse ve sana normal sayı hali soruluyorsa yapman gereken şey 1 2 3 virgül 1 2 3 6 tane çizgi çizmektir. Ortalarına da virgülü koyarsın. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü buradaki her bir çizgi aslında basamakları gösteriyor. Bu birler basamağı, bu onlar basamağı, bu yüzler basamağı, bu onda birler basamağı, bu yüzde birler basamağı, bu binde birler basamağı. İşte bunların da onun kuvvetleri şeklinde yazımı 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, bak 2, 1, 0, sonra 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 yani binde birler, yüzde birler, onda birler. Dolayısıyla bu şekilde yazdıktan sonra artık çok basit. Bize verilen herhangi bir sayı şöyle bir sayı verilmiş eşek. Hadi bunun normal ne olduğunu bul diyor bize. Ne yapacağız? 10 üzeri birler basamağında 5 varmış. O zaman buraya 5 yazarım. Ee, 10 üzeri sıfırlar basamağında 3 varmış. O zaman buraya 3 yazarım. 10 üzeri eksi birler basamağında 7 varmış. O zaman buraya 7 yazarım. 10 üzeri eksi 2'lerde 4 varmış. 10 üzeri eksi 3'lerde de 2 varmış. Dolayısıyla 53,742 sayımıza ulaşmış olduk diyoruz. İşte bu kadar basit altı çizgi metodu. Mesela hemen şu soruyu gördüm. Şu, şu sayıyı gördüm. Bunun ne olduğunu bana soruyor. O zaman yapmam gereken şey çok basit. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. 6 tane çizgi çiziyorum. Ve bu altı çizginin hemen altlarına hangi basamaklar olduğunu yazalım. 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, onlar yüzler 10 On üzeri -1 bir, onda bir 10 On üzeri -2 yüzde bir 10 üzeri -3 de binde bir. Hadi bakalım yerlerine yazalım. 10 üzeri 2'ler basamağında 6 varmış. Hadi bakalım o zaman buraya 6 koydum. 10 üzeri 0'lar basamağında hiçbir şey yokmuş. Allah Allah. Hiçbir şey yok demek değil bu aslında. Bu sayı aslında görünmez bir 1 ile çarpılıyor. Dolayısıyla 1 kere 10 üzeri 0 demek aslında bu. Dolayısıyla 10 üzeri 0 basamağında hiçbir şey yok değil. 1 ile çarpılıyor gibi değerleneceğiz. Burada 1 var diyeceğiz. 10 üzeri -2'lerde de 4 varmış. 10 üzeri -2'lerde dört varmış. O zaman buraya da dört yazıyorum. E peki ne olacak? Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Şimdi sayıların arası boş kalamaz bir kere. Dolayısıyla buralara sıfırları yerleştiriyorum. Hiçbir sayının yani sıfır dışındaki rakamların arası boş kalamaz. Ama şuralar uçtakiler mesela burası nasıl bunu hiç görmezden geldiysek bunu da görmezden geliyoruz. O zaman cevabımız aslında hemen şöyle farklı bir renkle yazalım. 601,04 sayımıza ulaşmış olduk diyoruz Burada 53,742 çıkmıştı Bu en fazla çıkan e, aslında LGS soru tipi üssü ifadelerden mesela LGS'de böyle çıkıyor. Hemen seninle beraber bu tarz soruların nasıl çözüldüğünü öğrenelim. Bak mesela e, ürünlerden hangisi en ağır, hangisi en hafif Ya kardeşim ben buradan göremiyorum ki burası bayağı karışık bir anlatım. Yani buradan görebilmem için ilk başta bunları normal sayı şeklinde çözümlenmemiş şeklinde göstermem. Bunlar çözümlenmiş halleri. O zaman hemen ne yapıyorum? İlk sayı yapıyorum. Hemen bakalım. 1, 2, 3, virgül, 1, 2, 3. Neydi? İlk basamağımızın adı, hatta şöyle yapalım. İlk basamağımızın adı 10 üzeri e pardon burası 10 üzeri 0. 10 üzeri 1, 10 üzeri 2'ler basama, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri eksi 3'ler basama. Şimdi yerleştiriyorum teker teker. 2 çarpı 10 üzeri 1 o zaman buraya 2'yi yerleştirdim. 5 çarpı 10 üzeri 0 o zaman buraya 5'i yazdım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 buraya da 4'ü yerleştirdim. Buraları ihmal ediyorum. Uçtakilerin hiçbir önemi yok. Ama arada olsaydı 0 koymak zorundaydım. Hemen yapıyorum bak. Yine 1, 2, 3 virgül 1, 2, 3 diyorum. Diyorum ki 6 çarpı 10 üzeri e, 0 demiş. O zaman hemen buraya 6'yı yazıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi -2 buraya 5'i yazıyorum. 10 üzeri eksi -3 demiş. Ya kardeşim bu tek başına olamaz. Bunun başında çarpı 1 vardır görünmez. Dolayısıyla buraya da 1'i yazarım diyorum. Bunları görmezden gelebilirim ama bunu görmezden gelemem. Buraya 0 koymak zorundayım. Bu bonustan geliyor. Peki geldik buraya. Hemen yine 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3 yazıyorum. Sonra diyorum ki 6 çarpı 10 üzeri 0 buraya yazdım. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 buraya yazdım. Buraları görmezden geliyorum. Çünkü uçtakilerin hiçbir önemi yok. Arada da hiçbir şey kalmadı. Harika. Hemen bunu yapıyorum. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. Sorularda bu şekilde çözülüyor. 8 çarpı 10 üzeri 1 buraya 8'i yazdım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 buraya 5'i yazdım. Dolayısıyla bunları ihmal ediyorum ama burayı görmezden gelemem. Burası 80'dir aslında diyorum. Şimdi ne demişti bize? En ağır hangisidir? Bir kere ya kardeşim 80 kilogram olan en ağırdır diye biz. Bu 25 kilogram, bu 80 kilogram, bu 6, bu da 6 kilogram. küsüratına bakmıyorum şimdi. İlk başta en ağır aslında D'dir diyebilirim. En hafifine bakacak olursak da şimdi bakıyorum bunlar zaten fazla. 6'lardan en hafif çıkartabiliriz. Burada 6,051 var. Bir de 6,9 var. Burada aslında ee, hani karşılaştırma yaparken ondalık kısımları aynı hale getiriyorduk. Bunların 0 0 ekleyebilirim istersem. 6,900 6,051. Dolayısıyla 900 daha fazla. O zaman en hafifi de B olmak zorundadır diyorum harika bir şekilde sorumuzu 6 çizgi metoduyla çözmüş olduk ve geldik çok büyük çok küçük sadelere. Şimdi bak burada mesela dünya ile Mars arasındaki mesafe, dünya ile Mars arasındaki mesafe 225 milyon kilometreye yakın mesafe. Tabii değişiyor. Dünya hareket ediyor, Mars hareket ediyor ama ortalama 225 milyon kilometre. Şimdi ben bunu yazmaya çalıştığım zaman şöyle yazıyorum. 225 .0.0.0.0.0.0 kilometre diye yazıyorum. Şimdi eğer metre deseydim zaten çok çok daha fazla olurdu. Peki ben bunu aslında çok rahat bir şekilde şöyle gösterebiliyorum. Buradaki sıfırlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ve ben bunu 225 çarpı 10 üzeri 6 diye yazabiliyorum. Çünkü bu sıfırları aslında onun kuvveti şeklinde gösterebiliyorum. İşte bu onun pozitif üstleriyle gösteriliyor çok büyük sayılar. Onun pozitif üstleriyle gösteriliyor. Onun üzeri 6 demişiz. Bak pozitif bir sayı 6. Bir de mesela burada Tardigrat diye bir hayvan var. Gerçekten de dünyanın en dayanıklı hayvanı. Her yerde yaşayabiliyor, uzayda bile yaşayabiliyor ve ee, hani gerçekten de çok enteresan bir ama küçücük. Yani gözle görülmeyecek. Hani baytlar vardır ya böyle yastıklarda, yataklarda olan böyle ee, zararlı canlılar. Hani o, o mesela onun gibi bir canlı bu. Kütlesi 0.000012 ,00, kilogram. Yani düdük kadar bir şey. Yani inanılmaz küçük Peki bunu göstermek için de ben aslında bu kadar sıfır sıfırı sıfırı yazmayacağım da şöyle yazıyorum 12 diyorum çarpı 10 üzeri diyorum ya kardeşim bunun başında kaç tane sıfır var 1 2 3 4 5 ama buradaki baştaki sıfırlara bakmayacağım buradaki gibi burada sondaki sıfırların sayısını yazıyordum ama burada diyeceğim ki sıfırlara bakmıyorum burada yapmam gereken şey aslında virgülden sonra kaç basamak var 1 2 3 4 5 6 tane basamak var bu sefer de bunun çok küçük bir sayı olduğunu görerek eksi 6 şeklinde yazıyorum onun ...onun üstü negatif sayılarla yapılıyor. Hepsinin bir taktiği var. Şimdi göstereceğim merak etme. Hepsinin çok güzel bir taktiği var. Mantık olarak şöyle. Eğer sonda sıfırlar varsa ve çok büyük bir sayıysa... ...sondaki sıfırların sayısını onun kuvveti şeklinde yazıyoruz. Bu kadar basit. Eğer başlı sıfırlar varsa ve çok küçük bir sayıysa... ...yapmamız gereken şey ondalık kısımdaki basamak sayısını üzeri eksi şeklinde yazıyorsun. Bu da bu kadar basit aslında. Şimdi terazi metodu denilen bir metot var. Tabi sorular genellikle hadi bunu çok büyük çok küçük sayı şeklinde göster değil de genellikle bize böyle bir şey veriyor. Ardından bunun onun kuvvetinin ne olduğunu soruyor bize. Şimdi 24 çarpı 10 üzeri 7 eşittir 2,4 çarpı 10 üzeri kaçtır diye soruyor bize. Burada terazi metodunu kullanacağız. Şimdi normalde burada 24 var burada 2,4 var. Şimdi bu ne alaka diyeceksin? 24 ile 2,4 arasında aslında bir alaka var o da şu eğer biz 2,4'ü 10 ile çarparsak 24 çıkar. İşte bunların arasında bir ilişki var. O da şöyle yapıyorum. Şimdi normalde 24 sayımızda. Şimdi ben 10 çarparsam bu sayı ne, yap ne yapar? 240 olur. Bir tane daha 10 çarparsam olur. 2400 olur. Bir tane daha 10 çarparsam 24 olur? Sayı büyüyor değil mi? Yukarıya doğru sayı büyüyor 10 çarptığım zaman. Peki bir de aşağı doğru... Ona bölsem ne olur? Sayı aşağı doğru küçülüyor. 24.000'i ona e versem 2400 bir daha ona versem 240. Sonra bir daha ona versem 24. Bir daha ona bölersem 2 tam onda 4 ediyor. Bir daha ona versem 0,24 ediyor. Bir daha ona bölersem 0,024 ediyor. Bir daha ona bölersem 0,0024 ediyor. Yani sayı gittikçe küçülüyor. O yüzden bunlara çok büyük sayılar diyoruz sağlarında sıfır var ve gerçekten büyük sayılar. Bunlara da çok küçük sayılar diyoruz. Yani yukarı doğru çıkarken onunla çarpıyoruz. Aşağı doğru çıkarken ona bölüyoruz. İşte sayının burada bakıyoruz terazi metodunda. Sayı ne olmuş burada? Sayı küçülmüş. Sayı burada bir basamak küçülmüş. Yani buradan buraya gelmiş. O zaman buradaki sayının da büyümesi gerekiyor. 10 üzeri 7 dediğimiz şeyi 10 üzeri 8 haline getiriyorum ki denge olsun. Yani bir tanesi e, küçülüyorsa denge sağlanabilmesi için diğerinin de büyümesi gerekiyor ki bu buna eşit olabilsin. Ve e, sorumuzu çözmüş olduk. 10 üzeri 8'miş demek. 24 çarpı 10 üzeri değiştir. 2 tam onda 4 çarpı 10 üzeri 8'miş. Mesela burada 0,012. Ya kardeşim buradaki... Ee, virgül burada çok küçük bir sayı bu Bu virgülün aslında 12'yi yapabilmesi için bunun 1 2 3 tane gelmesi gerekiyor. O zaman burada sayımız binle çarpılmış ya binle çarpılmış O zaman 3 tane büyümüş 3 basamak büyümüş O zaman bunun da küçülmesi gerekiyor. 12 3 tane sıfır atarsa 10 üzeri 12'den 10 üzeri 9'a düşer Çünkü 10 üzeri 12 demek sonunda 12 tane sıfır var demek. Bu da 10 üzeri 9 demek sonunda 9 tane sıfır var demek. Dolayısıyla ben burada 1000 ile çarptıysam bunu da küçültmem gerekiyor ve 10 üzeri 9'a dönüştürüyorum. Mesela 3 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri 4 demiş. 314 çarpı 10 üzeri bir şey demiş. Şimdi bir kere buradaki sayımız büyümüş. Yani 2 basamak 2 basamak büyümüş sayımız. Peki buradaki sayımız ne olacak? Küçülecek. İşte burada hata yapılıyor çok fazla. Eksi dördüncü kattan iki kat aşağı inersek ne olur? Eksi dördüncü kattan iki kat aşağı inersek eksi altıncı kata ineriz. Sakın ha eksi iki demeyin. Çünkü eksi dörtten iki kat yukarı çıkarsak eksi ikiye çıkarız. Ama burada ne yapmamız gerekiyor? Bu eğer büyüdüyse bunun küçülmesi gerekiyor. Eksi dördüncü kattan eksi altıncı kata düşer diyorum. Ve Hadi bakalım bir sınav sorumuz da var burada. LGS'de çıkan bir tarz aslında bu. 254 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. 2 tam %54 çarpı 10 üzeri A demiş. Bir kere buradaki sayımızın aslında biz tak diye iki basamak küçüldüğünü görebiliriz. Yani 254 buradaydı. Bir tane ona bölersem 25,4 eder. Bir tane daha bölersem 2,54 eder. Yani iki basamak küçülmüş. Peki o zaman bunu ne yapmam gerekiyor? Büyütmem gerekiyor. Eksi 13. kattan iki basamak yukarı çıkarsak kaçıncı kata geliriz? Eksi 11. kata geliriz. Aman dikkat edin. Apartman düşünelim. Burası 0. kat. 0. kat. Burası 1. Burası 2. Bak burada diyor ki eksi 13. kattayım. İki basamak yukarı gideceğim. Bu küçüldüğü için bu büyüyecek. Bir eksi on ikiye gelirim. Bir tane daha eksi on bire gelirim. Aman dikkat edin. Şimdi geldik. Sıfır tam sıfır sıfır on yedi çarpı on üzeri yedi on yedi olmuş. Ya kardeşim buradaki sayımız gerçekten de bak şöyle olmuş. Sıfır virgül sıfır sıfır on yedi. Bir onunla çarparsam sıfır virgül sıfır on yedi olur. Bir tane onunla çarparsam sıfır virgül on yedi olur. Bir tane onunla çarparsam 0, e, ee, 1,7 olur. Bir tane daha çarparsam 17 olur. Yani 1, 2, 3, 4 basamak büyümüş bu sayı. Yani 4 defa 10 çarpılmış gibi düşün. O zaman bu da küçülecek. 7, 4 kat aşağı inersek ne olur? 3'e düşer. Dolayısıyla A ile B'nin çarpımı soruyordu. Bununla bunun çarpımını soruyor. Eksi 11 ile 3'ün çarpımı da eksi 33 sonucumuza ulaşmış oluruz. Ve geldik bilim dünyasının heyecanlı atmosferine. Şimdi sizinle beraber bak Samanyolu galaksisi ile Andromeda galaksisinin arasındaki mesafeyi ölçelim. Bilim dünyası ölçmüşler bunu. Demişler ki bir dakika 1 2 3 nokta koyalım. 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 Yani burası 1000 milyon milyar trilyon 25 trilyon kilometreymiş. Maşallah bayağı uzunmuş. Şimdi 25 trilyon kilometreyi biz 25 çarpı 10 üzeri 12 diye gösterebiliriz. Çünkü 12 tane sıfır var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye gösterebiliriz. Veya bu bilim insanı demiş ki 25 çarpı 10 üzeri 12 kilometre demiş. Bu bilim insanı demiş ki 250 çarpı 10 üzeri 11 kilometre demiş. Allah Allah. Herkes farklı tellen çalıyor. Hangisini e, şey yapacağım, referans alacağım? İşte burada buna bir çözüm bulalım diyen bir bilim insanı Zülfiye Sakallıgil süper bir çözüm getirmiş. Sizinle beraber bu çözümü inceleyelim. Bir kere bilimsel gösterim diye bir şey icat etmiş. Demiş ki A çarpı 10 üzeri ne? Demiş ne yapıyorsunuz Zülfiye? Bak burada demiş ki A dediğimiz sayı 1 ile 10 arasında olmalıdır demiş. Hayda. Bire eşit de olabiliyor bu arada. Ve buradaki onun üstündeki sayı da mutlaka mutlaka tam sayı olmalı dedim. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi gel de beraber yapalım. Bir kere ben bilimsel gösterimle bir sayı göstermek istiyorsam demiş Zülfiye. 38 çarpı 10 üzeri 8 şeklinde göstermem demiş. Çünkü 38 1 ile 10 arasında değil demiş. Yani 10 üzeri kuvvetin yanında yazılan bu sayı mutlaka 1 ile 10 arası olmalı ha arasında olmalı. Ne yapacağım peki? 38'i 3 tam onda 8'e düşüreceğim. Neden? Çünkü bu 1 ile 10 arasında olsun diye. Şimdi 38 hatırlıyorsun basamakları. 10 çarparsam 380 eder. Bir tane de 10 ile çarparsam 3800 eder. 10'a bölersem, 3, eder. 10 bölersem 0, 3,8 eder. Bir tane de bölersem 0,38 eder. Bir tane de bölersem 0,038 eder. Şimdi bir kere burada 1 ile 10 arasında olan 38'in 10'un kuvvetleri katından e ...değeri hangisidir? 3 tam onda 8'dir. O zaman bunu seçtim. O zaman bu sayıyı ne yaptım ben? Küçülttüm. Çarpı 10 üzeri... ...bu sayıyı küçülttüysem... ...terazinin dengesini koruyabilmek için... ...bunu da büyüteceğim. 8'i 9 yapacağım. 10 üzeri 9 edeceğim. İşte bu aslında... Bizim bilimsel gösterimimizi. Bu bilimsel gösterime uygun mu? Evet uygun. Üç tam onda sekiz bir ile on arasında süper. Tam Zülfüye'nin söylediği gibi. On üzeri da dokuz tam sayı süper. Şimdi gel bakalım bunu yapalım. Sıfır bir sıfır Bir kere bu 1 ile on arasında değil. Kusura bakma. O zaman sıfır virgül gün sıfır kırk üçü. Onla çarparsan ne der? Sıfır bir eder. Bir tane de çarparsam dört bir eder. Bir tane de çarparsam kırk eder. Böyle gider. Ama bizim istediğimiz şey 1 ile on arasında olan dört tam onda üç. 4 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri. Şimdi bir kere bunu yapabilmek için ben ne yaptım? Buradan 2 basamak yukarı çıktım. O zaman buradan da 2 basamak aşağı ineceğim. 5 diyeceğim diyoruz. 7'yi 5'e çevirdim. Şimdi geldik 1453 çarpı 10 üzeri eksi 14. Şimdi diyorum ki ya kardeşim bu 1 tam 453 olmalı. Neden? Çünkü e, 1 ile 10 arasında olması için. Çarpı 10 üzeri diyorum. Şimdi bir kere bunu ben. Bak burası 1453'tü. Bir ona versem 145,3 olur. Bir tane ona versem 14,53 olur. Bir tane ona hala 1 ile 10 arasında gelmedi. 1,453 tam işte 1 ile 10 arasında geldi. 1, 2, 3 basamak aşağı indiriyorum. Bu küçülüyor 3 basamak. O zaman bu da büyümesi gerekiyor. Eksi 14. kattan 3 kat yukarı çıkarsak Eksi 11. kata geliriz. Herkes çok dikkat etsin. Burada hata yapılıyor. Eksi e, 17 diyor arkadaşlarımız. Çoğunlukla test kitaplarında böyle çok hatalar yapıyoruz. Kusura bakmayın. Uyarıyorum şimdi. Şimdi geldik bir bilimsel soruya. Dünyada yaklaşık olarak 1 milyar 200 milyon kilometre küp su bulunmaktadır demiş. Dünyadaki su kütlesinin yaklaşık yüzde %5'i tatlı su demiş. Tamam. Buna göre dünyadaki tatlı su kütlesini metreküp cinsinden veren birimsel gösterim aşağıdaki hangisi demiş. Bir kere kilometre küp e çevirmeyi de vermiş bize. 10 üzeri 9 ile çarpıyormuşuz. Ve 1 milyar 200 milyon kilometre şu, şu, 1 milyar 200 milyon kilometre küpü yazalım bakalım. 1 milyar 200 milyon kilometre 6 tane sıfır olması gerekiyor. Evet, 1 milyar 200 milyon kilometre küp. Şimdi bize diyor ki e, bunun Yüzde beşi su demiş. Ve e, metreküp cinsinden demiş. Bir kere buradaki ifadeyi ben bir e, virgül e, aslında bir virgül demeyelim. 12 çarpı 10 üzeri 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye yazabilirim kilometre küp. Eğer ben bunu metre çevireceksem de şimdi metre çevirebilirim. Kilometre küpü metre çevirmek için 10 üzeri 9 ile çarpıyormuşsun. O zaman 12 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 9 metre diyebilirim. Çünkü 1 kilometre küp, 10 üzeri 9 metre O zaman ne oluyor? 12 çarpı 10 üzeri 17 metre küp ediyor. Ama bu dünyadaki bütün su dikkat edin, Yüzde beşi tatlı suymuş. Bize bir de tatlı suyu soruyor. O zaman bunun da yüzde beşini alacağım. Yüzde beş nasıl hesaplanır? Yüzde beş dediğimiz şey şöyledir aslında 5 bölü 100'dür. O zaman bu sayıyı 5 bölü 100 ile çarpacağım. 12 çarpı 10 üzeri 17'yi 5 bölü 100 ile çarpacağım. 100 dediğimiz şey aslında 10 üzeri 2'dir. Bak birazcık daha kazıklığa gidiyorum. 10 üzeri 17 çarpı 5 bölü 10 üzeri 2'dir. 10 üzeri 17'yi 10 üzeri 2'ye bölersem eğer e, ve 12 ile 5'i çarparsam 60 çarpı 10 üzeri 15 e, çıkıyor çünkü üstler çıkartılır bölmede. Peki. O zaman bu bizim tatlı su kütlemiz bulduk. Süper süper süper. Ama bize diyor ki bilimsel gösterimi bul diyor. Bu sayı 1 ile 10 arasında değil. O zaman ne yapacağım? Bu sayıyı 1 ile 10 arasında getireceğim. 6 haline getireceğim. Bunu bir basamak küçülttüm. Yani 10'a böldüm aslında. Bunu da büyüteceğim. 10 üzeri 16 haline getireceğim. 6 çarpı 10 üzeri 6 16 yani cevabımız D seçeneğidir diyorum. Hadi bakalım herkes meydan okumayı yapsın. Bu konuyu öğrendim diyorsanız hadi bakalım challenge'a katılın ve süper bir şekilde e, size 5 sorumuz var. Bu 5 soruyu yapmanız için yeni nesil sorular bunlar aslında ve tat uygulamasının güncel olduğuna dikkat edin. Tonguç kapa tıklayınca zaten meydan okuma geliyor ve bu videonun koduyla beraber yani çözümleme ve bilimsel gösterim videosunun e, kendi buna özel yapılan testini mutlaka çözün bakalım. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumları yollayın bakalım. Tonguç dersane sundu.